Vay bu başıma gelenler, canım deyip geri dönenler, seviyorum seni diyenler. Nerede? Ah ulan ah be, işte bak gurbetçiler böyle damar şarkılar dinler, tamam ya, benim tarzım değil. Abi bak, eskiden biz çocukken, eskiden Kral FM diye bir FM vardı, bak Kral FM radyoda. Şimdiki nesil bilmez. Mehmet'in gezegeni vardı, kulakları çınlasın. Çok çok da severim, çok da iyi bir insandır. Gerçek anlamda insandır yani, bak program yapardı. İşte konfeksiyon atölyesinde çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bağlanırdı. İşte onun haricinde o zamanlar konfeksiyon atölyelerinde çalışmak çok modaydı. Çığlık attırırdı. Evet hazır mıyız? Haydi kızlar derdi. Haydi erkekler derdi. Hep bir damar, hep bir damar dinlerdik radyolarda. Artık damar müzik falan kalmadı abi ya. Kalmadı. Nerede Müslüm Baba, Orhan Baba, Ferdi Baba, Cengiz Kurtoğlu, Ümit Besen, Arif Susan. Yani Tavarna müziklerinde işte Ferdi Özbeğen, Atilla. Ya abi neler vardı ya. Ciddi anlamda neler. Şimdiki sanatçılara bakıyorum da tırışkadan nameler. Yani şu an teknolojiyi kullanaraktan sen ben bile şarkı söyleyebiliyoruz. Yani arkadan teknolojiyi kullanıyorlar. Sesi tamamen değiştiriyorlar. Şarkıcı oluyorlar. Ya eskiden bunlar yoktu. Neyse gelelim konumuza. Yeni sloganımız ne abi? Aralık aralansın, cemaat paralansın. Yeni sloganımızla bu ayı bomba gibi bitireceğiz. Buna inanıyorum. Enerjiniz yüksek olsun. Pozitif olun. Hayata dahil güzel bakın. Hayata iyi bakın. Güzel bakın. Güzel şeyler düşünün. Güzel şeyler başınıza gelsin. Yaşamaktan değerli, sağlıklı olmaktan değerli, önemli hiçbir şey yok bu hayatta abi. Bunun bilincinde her daim olalım. Şükredelim. Her halimize şükredelim. Neyse gelelim biz konumuza. Para nerede para? Para şimdi bak bu maçlarda. Umarım Şampiyonlar Ligi'ni güzel atlatmışızdır. Avrupa Ligi'nde güzelce atlatırız. Hafta sonunda bomba gibi sermayeyle gideriz. Abi şimdi 3 tane maç vereceğim yine. Tamam mı? Bu 3 maçtan 2 tane maçı kupon olarak önereceğim. 3. maçı alternatif. Ya ben maksimum 2 maç, taş çatlarsa 3 maça çıkartırım kuponlarımı. Ben 2 maçın üstüne çıkmam. Genelde tek maç oynarım, onu da söyleyeyim. Şimdi öncelikle Ahmet Irmak, tebrik ediyorum. Formandan dolayı en kısa zamanda sana milli takım forman ulaşacak arkadaşım. Bundan yana sıkıntın olmasın. Geçmişte arkadaşlarımıza nasıl ulaştıysa bu da sana ulaşacaktır. Onun haricinde geçen ay formasını alan arkadaşlar, onları bir daha bir görelim Emmedia. Ver. Ver abi. Ver Tanyoli. Turgay kardeşim şu güzelliklere bak. Yüzlerine vurmuş güzellikleri. İyilikleri. Kalplerin temizliği. Hepiniz böylesinizdir. Forma her bir şeyleri böyle hediyelerimizi kazanan arkadaşların burada fotoğraflarını paylaşacağız. Herkesi de umarım tek tek görmek nasip olur. Salim kardeşim sana da çok 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 teşekkür ediyorum. Salim kardeşimiz biliyorsunuz Avusturya'da yaşıyor. Ona formayı bir türlü ulaştıramadık. Türkiye'ye döndüğümde ben kendim bizzat halledecektim ama o bana ulaştı. Şöyle bir talepte bulundu. Bir tane videomuzun altında da zaten sabitledim. Hocam benim formamı rica ediyorum senden Mehmetçik Vakfı'na bağışla. Formanın meblağı ne kadarsa o kadar bağışla diye. Biz de kuruşu kuruşuna bağışladık ki başkaları böyle görüp de aa bak yalandan makbuz filan demesinler. Forma meblağı neyse o kadarını bağışladık. Onun da şu an ekranda görüyorsunuz. Salim kardeşim Allah kabul etsin. Allah herkese nasip etsin. Bu tip şeyleri herkes bir şeyler elinden geldiğince yapıyordur. Bundan yana kuşkumuz yok. Ahmet kardeşim senin de forman dediğim gibi en kısa zamanda eline ulaşacak. Milli takım forması. Bunun haricinde diğer iki kişiye daha milli takım forması vereceğiz. Onun çekilişini bu hafta içi yapacağız. Onun da açıklamasını yapacağız. Ondan yanında kimsenin merakı olmasın, şüphesi olmasın. Geldik maçlarımıza. Kısa kes tadından yiyelim. Ya öyle bir şey, böyle bir laf vardı. Şimdi ilk maçımız Molde. Şimdi arkadaşlar ya burada çok puan durumuna, ona buna falan. Ya bir de işin gerçeği bu vereceğim maçları çoğu kanalda mutlak surette bulacaksınızdır. Ama ben sizlere kupon şeklinde vereceğim için yani 5 tane 6 tane maç vermeyeceğim. Şimdi Avrupa Ligi'nde çok maç olduğu için insanlar 7-8 tane maç veriyor. Ben şimdi 3 tane maç vereceğim. Bu 3 maçtan da hangisini daha ağırlıklı olduğunu ve hangi iki maçı kombine edeceğimi söyleyeceğim size. Molde Rapid Vienna. Yani Rapid Vienna'yla biz oynasak biz bile gol atabiliriz gibi geliyor bana. Yani buradan bu aileden bu kanaldan bir 11 çıkarsak Rapid Vienna mutlak surette gol atarız gibi geliyor. Çünkü gelenden geçenden gol yiyor. Yani Avusturya futbolunda Salzburg'un, şimdi Salzburg'u ben anlattım ya size bir önceki videoda, deli gibi hücum oynuyor. Rapid Vienna Salzburg'un ayarında, yani Salzburg'un sistemini oynamaya çalışıyor ama defansta, o defans bloğunda orayı toparlayamamışlar. Yani oraya gerekli müdahaleleri yapmadıkları için ekstra goller yiyorlar. Çok fazla gol yiyorlar. Yani yiyorlar, atıyorlar. Attıkları kadar yiyorlar. Bu da sıkıntı doğuruyor. Şimdi karşılarındaki rakip Molde. Molde'nin de hücum gücü çok yüksek. Ben bu maçta sizlere önereceğim tercih bu yüzden 2.5 gol üstü ideal bir tercih abi. Yani burada taraf bahsine falan girmenin bir manası yok. Hiç kıçımızı başımızı ayrı oynatmayalım. 2.5 gol üstü alalım, çekilelim. Karşılıklı gol olma ihtimali de çok yüksek. Yani burada şimdi öyle bir şey ki bir takım bir takıma 3 tane gol atabilecek bir kapasite değil. Ama neden 2.5 gol üstü diyorum? Şundan diyorum. Yani lig
bitmiş. Konsantre yok. Burada şimdi olabilecek hadiseler 3 aşağı 5 yukarı belli. Yani lig bitmiş derken şöyle lig bitmiş. Molde'nin buradan alacağı 1 puan Molde'ye zaten yetiyor. Dolayısıyla Rapid Wien'in mutlak surette kazanması lazım. Şimdi yanlış yönlendirmeyeyim. Çünkü ilk maçı Molde 1-0 aldı. 1-0 Rapid Wien alırsa ikili avarajla eşit olacaklar. Burada genel avaraja bakıldığında da şöyle bir durum var. İkisinin de genel avarajı aynı maç öncesi. Yani dolayısıyla aslında Rapid Wien'e 1-0 yetecek. Ama burada 1-0 zaten Rapid Wien öne geçerse Molde deli gibi saldırmak zorunda kalacak. Ve o karşı atanla ya gol atacak ya gittiğinde boş döneceği için Rapid Wien kontralarla 2'yi 3'ü bulabilir. O yüzden burada karşılıklı golden ziyade 2.5 gol üstünü, yani Molde ilk golü atarsa veya Rapid atarsa fark etmiyor burada. Hucum, yani Molde'nin ilk golü attığını düşünün, Rapid Wien deli gibi saldıracak. Ya atacak ya yiyecek. Aynı şekilde Rapid de gol atarsa ikili avarajla 1-0 bile yettiği için Molde bu sefer deli gibi saldıracak. Ya atacak ya yiyecek. O yüzden burada 2.5 gol üstü tercihini vermek istiyorum arkadaşlar. Karşılıklı golden ziyade. Yoksa normal şartlarda burada Rapid Wien'in Molde'ye ya da Molde'nin Rapid Wien'e 3 gol atabilecek, tek başına atabilecek bir kapasitesi yok. Ya atarsa mutlak surette yer düşüncesi hakim. Ama bu dediğim şartlardan dolayı 2.5 gol üstü daha ideal. Geldik ikinci maça. İkinci maçımız Nice maçı. Şimdi burada Nice maçı şöyle, yani Fransa Ligi'nin çok ötesinde bir takım oldu. Yani oynadığı maçlara bakıyorum, aldığı sonuçlara bakıyorum. Abi bir Fransız takımının yemeyeceği golleri yiyor. Bir Fransız takımının yapmayacağı savunmayı yapıyor. Ya böyle bir savunma şekli yok. Düşün abi bak, 5 maç Avrupa Ligi'nde. Avrupa Ligi'ndesin ya. Kendi liginde de değilsin. Avrupa Ligi'ndesin ve bu ligde Leverkusen hariç hepsi dengi takımın. Hatta bu oynayacağı rakip İsrail ekibi senin dengin de değil. Sen burada şimdi totalde 15 tane gol yiyorsun abi ya. Böyle bir şey de yok yani ya. Böyle bir şey yok. Sen Fransız takımısın ya. Bir Fransız takımı 5 maçta 15 gol yer mi abi ya? Ortalama maç başına 3 tane gol yiyorsun. Olacak iş değil. Şimdi ev sahibinde bak, ev sahibini anlarım. Ev sahibi İsrail takımı. Ya İsrail'de futbol ne kadar ileride. Şimdi burada benim sizlere bu doğrultuda, yani bu kadar konsantre eksikliğiyle çıkmışlar bunlar Avrupa Ligi'ne. Yani gruplar çekildikten sonra herhalde kafalarında bu liglerle işlerinin olmadığını kanaat getirmişler. Ben başka bir şey yoramıyorum. Ben sizlere bu maçta da 2.5 gol üstünü önereceğim abi. Karşılıklı gol falan, şimdi ben Nice mi güveneyim? Ev sahibine mi güveneyim? Kime güveneceğim abi ben burada? Deplasmana güveneyim, eve mi güveneyim? Gol atar mı atamaz mı? Şimdi gol yedikleri goller maç başına 3. Attıkları gole bakıyorsun şimdi, ev sahibinin maç başına 1 nokta küsür. Nice'in de 1 nokta küsür. Dolayısıyla burada 2.5 gol üstüne gitmekte fayda görüyorum. Gel 3. maçımıza. 3. maçımız Sparta Prag Milan. Bu maça niye veriyorum? Bu maçı da şundan sebeple veriyorum. Milan çıkmış, Lille çıkmış bu gruptan. Sparta Prag, Skilacı, Cesabat olmuş. Şimdi burada Sparta Prag futbolundan bir. İkincisi Milan'ın her maçta yediği gol var. Ben bunu daha önceki videolar, eski bir videolarım, yani ligin daha başlarındayken ne dedim? Milan'ı yıkacağız dedim. Biliyorsunuz değil mi? Milan'ı bir oynayalım da bir Milan'ı yıkalım dedik. Ne oldu? Yıktık o maçta. Hangi maçtı o maç? Sanırım Lille maçıydı. Hatırlamıyorum. Milan'ın buralarda, ligde bile buralarda olmasının tek nedeni yediğinden fazla atabiliyor olmasından kaynaklı olduğunu söyledim. Ve hala oraya bir çözüm bulamadılar ki transfer dönemi açılana kadar da bulamayacaklar. Aşikar bir şekilde belli. Çünkü yaptıkları denemelerde yedek oyuncular, kadrodan yani 22 kişi kadrodan kattıkları oyuncularla da orayı dolduramadılar. Gol yeme sıkıntısını çözemediler. Dolayısıyla ben bu maçta da gol yiyeceklerini düşünüyorum. Yine bak, yine bu maçta da sizlere önereceğim tercih. Çünkü burada Milan'a karşı Sparta Prag bir prestij mücadelesi verecektir. Milan gibi bir rakibe karşı galip gelmek isteyeceklerdir. Onlar bu tip maçlarda bu tip isimli takımları yenmek kulüp tarihinde, yani futbolcular yer edinecektir. O yüzden burada çok ekstra bir motivasyon olmasına gerek yok. İsme karşı oynadıklarından dolayı Sparta Prag burada Milan'a karşı bir galibiyet alırsa da şaşırmam. Ben burada da dolayısıyla bu bağlantıda 2.5 gol üstü önereceğim. Bak, bu 3 maç 2.5 gol üstü öneriyorum ya. İlk verdiğim 2 maç benim kupon mahiyetinde verdiğim maç. Yani Molde maçı ve Nice maçı sizlere kupon olarak öneriyorum. 3. maç Milan maçında alternatif bir maç olarak öneriyorum ve ben bu verdiğim 3 maçı da sizlere aynı zamanda karşılıklı gol olarak da tutuyorum. Bunu da söyleyeyim. Yani ekstradan yanına çerezlik bir de karşılıklı gol var kupon olarak alabilirsiniz. Arkadaşlar, kendinize çok iyi bakıyorsunuz ve lütfen sağlıklı kalıyorsunuz. Allah'a emanet oluyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar diliyorum. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gibi gelsin. Hepinize tekrardan bol şanslar.